arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ece, kamera arkasında Mert var. Bugün Geek Gear'dan Wizardry kutumuz geldi. Onun açılışını yapacağız. Web sitesinde yaklaşık 5 ila 15 iş günü arasında teslimat yapılacağı söyleniyor ama buraya yaklaşık 3 iş gününde falan geldi. O zaman ben de artık kendimi fazla bekletmeden açılışa geçiyorum. Parçalayarak açtım resmen. Dayı gibi sallıyorum. Bunu atabilirim. Onu da yere attım. Atacağım tabii. Nereye atacağım başka? Şöyle güzel bir kutu geldi. Ay, çok heyecanlandım. Şimdi önce içinden bir tişört görüyorum. Şöyle bir şey geldi. Neymiş bu? Güzelmiş lan. Harbiden çok güzelmiş ha. Testrallere ilk gittikleri zamandan galiba. Testrallerin görüntüsü var. Arkada Harry'nin ve galiba şeyin Centaur adam vardı. Adını unuttum. Centaur adam. Centaur adam. Centaur adam yani şey yarı at, yarı adam. Tüm biraz daha adam. Aynen. Centaur adam. Centaur ama adam gibi adam. Böyle den adam. Evil bir dille, tamam mı? Aynen. Arkada Hogwarts'ın silüeti var. Bayağı güzel bir tişört ya. Ben bunu giyerim. Çok beğendim. Şey değil mi o ya? Bu Harry'nin kendisini gördüğü ve Patronus da kurtardığı. Patronus. Evet. Çok karıştırdın bence ama Harry'i kurtaran, Harry'nin kurtardığı değil. Harry'nin kendisini kurtardığı. Ha yok, o değil, o değil. Harry'nin kendisini kurtardı, Dementörlerden kurtarıyor 3. Evet. kitapta. Testralleri 5. kitabın başında görmeye başlıyor. Çünkü testralleri Cedric'in ölümünden sonra görmeye başlıyor. Doğru. O yüzden. Ama yani yine de arkadaki sahne Mert'im, olur mu? Trivial Pursuit'te neden kaybettiğini anlamış olduk. Arkadaşlar geçen çok kötü kaybetti. Gerçekten utanıyorum yani, bilmiyorum. Çok kötü kaybetmedim. Benim kadar kötü kaybeden bir arkadaşımız daha vardı. Sevgili ya, Erçin kardeşimiz. Onu karıştırma. Ne bir şey daha görüyorum. Çok güzel sarmışlar yalnız her şeyi. Al sen de bununla oynarsın. Bir sarsınlar. Unicorn Blood. Oo. Güzel bir şeye benziyor. Glow in the Dark'mış hem de. Karanlıkta parlıyor. Yanlış zamanda çekiyoruz ama aşağı küçük bir montajla. Oha çok güzel. Hep gökkuşağı renginde olacağını düşünmüştüm böyle. Renkli renkli. Ben hep böyle Unicorn Blood'ı nedense turkuaz ya da böyle hani gümüşi. Gümüşi neyse. Gümüşi. Gümüşümsü bir kıvamda bekliyordum ama sanırım ilk filmde öyle bir sahne vardı. Tam emin değilim. Şey vardı, bayağı ilk filmde Voldemort galiba Unicorn Blood'ı kanı içmeye çalışıyordu. Ve o gümüşü bir renkteydi, evet. Aynen, ama öyle şeyden şey olmuştur Ece. Normalde kanımız dağıttığında bir süre sonra fırtılaşıp böyle daha koyu bir. Olabilir. Kesin demek onunla. Belki ya da bu da karanlıkta parlayınca şey yapıyordur. Bir karanlıkta parlama anının montajını koyarız buraya. Şöyle güzel bir şişe var. Yani böyle gerçekten kitaplığa koyduğunda hoş duracak bir şey bence. Yandan da bakmamaya çalışıyorum aralarda. Bu neymiş? Hadi bak, çok güzel bir şey düştü oraya, onu kaçırıyorsun. Tamam. Evet, yay! Arkadaşlar en sevdiğim parça bu oldu. O benim olsun mu? Hadi o senin olsun. Teşekkür ederim. En sevdiğim parçayı sana verdim. Alayım onu da. Ondan sonra çok güzel bir çanta geldi. Çantanın üzerinde şey var. 4 evin ve 4 binanın simgesi var ve simgelerin yanında da işte şeyleri yazıyor. Ne deniyor ona? Anahtar kelimeleri. Arama yaparken çıkan. Arama yaparken aynen, mesela Slytherin yazarken Cunning yazıyorsun değil mi? Aynen. Mesela burada ne yazıyor? Ambition yazıyor. Cunning yazmıyor. Orası ayrı ama işte hırs, cesaret, bu ne demek? Ne yazıyor lan burada? Ha, loyalty. Y'yi P diye okuyup Lopal ne lan falan diye düşündüm ya. Ama güzel böyle. Ben mesela bunu şeye giderken, alışverişe giderken poşet almak yerine bunu kullanırım yani. Bir de şeyi de bayağı kalın. Kumaşı da bayağı kalın. Şey nasıl? Asıl tişörtün baskısı nasıl? Mesela kaç yıkamada çıkar? Tişörtün baskısı ters yıkarsan ve doğru ısıda yıkarsan çıkmaz. 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 Bence çıkmaz. Hadi bakalım. Ya yıkamadan şu anda bir şey diyemem ona ama ay, kendime de vurdum. Bana güzel geldi yani. Şöyle bir kutu daha çıktı. Hmm.
bunun ne olduğunu anlamadım yalnız. En büyük korkumuzdu ya, içinden aynen anlamadığımız bir şey çıkarsa diye. USB disk mi çıktı, o ne? Yani ucunda şey olan, şöyle bir tüy olan bir şey çıktı ama göster. Şöyle doğru göstereyim. Oradan gözüküyor mu? Orada hiç emin değilim. Biraz daha yaklaştırırsam yayılmıyormuş. Yani evet. Okay. Ama ne acaba? Yani gerçekten ne olduğunu anlamadım. Hani bilezik falan gibi bir şey mi? Olabilir. Hani bence bilezik olabilir şimdilik. Ki bilezik. İçinde neyse ki neyin ne olduğunu yazan şeyler var bu arada. Anlamazsan diye. Var, iyi madem. Ondan sonra Geek Gear'ın şey kazı kazanı var. Bunu bir ara kazıyalım bakalım. Ne çıkacak görelim. Kazıyı kazanalım. Aynen öyle. O görünmedi bu arada kamerayla galiba. Daha aşağıya. Daha aşağıya. Evet artık görüntü. Tamam. Bunu bir ara kazıyıp bakalım ama. Ve en merak ettiğim şeylerden bir tanesi çay. Bunların değişik çayları var Mert. Böyle nasıl desem işte... Anlatamadım hemen. Anladım. O kadar kuşburnu, anlatamadım ki. Ihlamur. Kuşburnu, aynen. Kuşburnu, ıhlamur, işte Karadeniz çayı falan bu tarz şeyleri veriyorlar. Ama şey yazıyor mesela, Karadeniz çayı ama üzerine şey yazıyor işte, Little Winging çayı yazıyor mesela falan, tamam mı? Ama çay böyle... Little Winging dinle. Çay mesela, Little Winging şey ya, Privet Drive var ya, ilk ev, şey Dursley'lerin evleri. Orası Little Winging diye bir yerde. Bu şey, first year at school tea, yani okuldaki birinci yıl çayı gibi bir şey. İçinde elma parçacıkları, rosehip ne bilmiyorum, hibiskus, Hindistan cevizi, portakal, çilek, gül ve onun dışında tatlandırıcı da var. Ha, çilekli cheesecake aromalıymış. Güzel olabilir bak bu. Çilekli cheesecake aromalı. Evet. Ben bu arada normal çayı sevmiyorum. Hiç. Hiç. Yani şöyle söyleyeyim, üniversitede tek başıma yaşıyordum ve tek başıma yaşadığım, çalıştığım artı üniversitede okuduğum 5 sene boyunca hiçbir zaman bir çaydanlığım bile olmadı. O kadar sevmiyorum. İnsanlara geldikleri zaman çay da vermiyorum. Kahve veriyordum ben. Filtre kahve makinem vardı onun yerine. Ama böyle aromalı çayları merak edip denemeyi seviyorum. Hani çayı sevmesem de denemesini seviyorum. Bence güzel bir şey bu ya. Bu tarz şeylerini beğeniyorum ben bu arada Geek Gear'in kutu açılış videolarını falan izlerken. Güzel bir şey gözüküyor burada. Print var. Umarım buna göre güzel bir çerçeve bulabiliriz. Aa, süper. In a student found in possession of the magazine, the Quibbler will be expelled. Bu Umbridge'in göreve geldikten sonra duvara astığı, o manyakça duvara astığı kurallardan bir tanesi. Bu Quibbler dergisiyle, gazetesiyle yakalanan herkesin okuldan atılacağıyla, kovulacağıyla ilgili. Okuldan atılmak mı, kovulmak mı Mert? Expelled diyorum ben. Ben de mesela Türkçe konuşurken kimin okuldan expelled olacağı falan diye cümleler kuruyorum. Aynen. Yani. Kimi expelled diye. Olmasın. Bundan nereye expelled diyoruz? Altın rengini sevmiyorum ama güzel bir kolye çıktı. Bir sevdiğim hediye de bilsin artık. Yo, ben takarım neden? Altın rengini sevmiyorum ama takarım yani bunu. Şey üzerinde... Niye? Şu ana kadar hayatım boyunca altın rengi ne taktın ne giydin? Altın rengi taktım. Annenlerin nişanlısı taktığı kolyeyi takıyorum. O... Ama o bu kadar böyle altın rengi. O daha çok minyatür bir şey. Bu daha çok zaten şey... Şöyle göstereyim, bunun zinciri daha altın, kolye uçları daha bakıra yakın, hani bronza yakın gibi. Zincirini değiştirip. Zincirini değiştirip takabilirim, zaten ayrı ayrı takarım ben bunları, ikisi bir arada biraz fazla. Hatta büyük ihtimalle sadece baykuş takarım, baykuş çok hoşuma gitti. Mektup kısmı o kadar da şey değil şimdi, ne yalan söyleyeyim, o kadar da övmeyelim. Bitti mi? Bitti, bu kadar mı? Bir şey daha var, yok. Aa, bu da güzelmiş. Bu Geek Gear'ın kendi exclusive şeysi, parçası. Üzerinde Harry'nin... Bu kadar anlaşamamak. Üzerinde... Işığa doğru tut. Hayır, böyle yani. Bu tarafa doğru. Evet. Üzerinde Harry'nin yıldırım şeyindeki, alnındaki yıldırım işareti var ve sevgi kendi izini bırakır
yazısı var. Ben bunun bu arada Türkçe şeylerini bilmiyorum ya. Sen ne bileyim, SPEW'nun Türkçesini bilmiyorum. Açılım ne ki SPEW? Social Welfare of Elvish bir şey falan filan. Şu hani Hermione'nin kurduğu Elf şeysi falan mesela hani... Elfleri Koruma ve Dayanışma Vakfı. Salladın değil mi şu anda? Salladım ama büyük ihtimalle öyle bir şeylerdir. Sonra içinden doğrusunu bilen şeysi çıkıyor. Yorumlara yazarsa seviniriz. Bu arada bayağı güzel şey yapmışlar ya. Şunu şey yapmadan önce şöyle göstereyim. Bayağı güzel bir cheat sheet hazırlamışlar. Yarın gece yarı Türkçe. Bence güzel bir video oldu ya. Aynen. Bunların altına başarabilirsek Türkçelerini yazarız. Aynen. İngilizce pratiği olmuş olur hepimize. Bir tane Love Leaves Its Own Mark şeysi var, printi var. Bu... Şöyle diğer kameramıza göstererek azıcık okursan edeceğim. Ondan sonra kolyemiz var. Wizardry Metal Break Bracelet. Gerçekten de bu arada şeymiş, bileklikmiş bu şekilde. Ben hal da olur diye çok şey yapmıştım. Hal yani ne kadar ince bir bileğin olduğuna bağlı olarak hal olabilir gerçekten. Çünkü hani hal olması için benim bileğim çok da kalın değil bence. Hani el bileğim en azından. Yani o kadar. Yani hal ayağı takılıyor. El bileğimin inceliğinde ayak bileğin olursa o takabilirsin. Ayağından ben geçebilirsin şey zaten çünkü şey bu, lastikli. Ayağından geçiyor sağ ol. Ayağından geçiyor ama hani şimdi geçirdin hani şöyle kaldı mı hani şurada lastik gözüktü mü yani ne anlamı var onunla takmanın. Ondan sonra Umbridge'in kralı posteri var. Unicorn Blood şeysi var. Unicorn kanı şişesi var. O bu arada nasıl bir sıvı? Böyle jelimsi gibi bir şey mi yoksa? Ama içeride o kadar hareket etmiyor ki. Sıvı bile değil. Sıvıysa bile şey değil. Çok yaşa. Büyük ihtimalle duyuldu zaten. O kadar gittiğin hiçbir anlamı olmadı. Mikrofona bağırmayayım dedim. Büyük ihtimalle içi sıvıysa bile çok dolu ya da sıvı değil, slime gibi falan bir şey de olabilir. Bilmiyorum, emin değilim. Açmak da istemem açıkçası, bozmak istemiyorum şeyini. Ondan sonra çantamız var. Bir de... tişörtü en başta yazmışlar ya, tişörtü ben görmemişim yazıda. Bir de çayımız var. Bir sonraki ayın şeyi de ateş kadehiymiş konusu. Ateş kadehi ürünleri çıkacakmış tamamen. Bilmiyorum, bence şimdi şöyle düşünüyorum. Sade tişörtü almak bile aslında bayağı pahalıya geliyor burada. Şimdi lafı dolandırma, kaç para verdin sen bakayım buna? Ben buna 50 Kanada doları verdim toplamda. Kargo dahil. Mekadan mı geliyor? İngiltere'den geliyor. Şöyle İngiltere'de 25 pound falan gibi bir şey. Artı bir de kargosu var Kanada'ya geldiği için. Toplamda bu şekilde verdim. Bir de şimdi şu Scratch and Win kazı kazan geldi ya. Kazı kazanda belki güzel bir şey çıkarsa ben bir sonraki ayda olabilirim belli olmaz. Böyle kendine bağımlı hale getir. Aynen. Ama bence ürünler güzel ya. Yani normalde ben bunları almaya, bastırmaya vesaireye kalksam $50'dan biraz daha fazla harcarım. Bir de işin yani şey kısmı çok güzel geliyor bana. Sürpriz olması kısmı falan güzel geliyor. Artı şu anda burada çok fazla Harry Potter ürünüm elimde olmadığı için hani aa bu bende vardı ya diyebileceğim bir durum da yok ortada. O yüzden de güzel geliyor. Hani çok büyük bir şeyim olsa nedir ona? Çok büyük bir arşiv, koleksiyon. Koleksiyonum olsa almayabilirim. Hani çünkü ya bendeki şeyler çıkarsa diye şey yaparım ama o zaman da mesela ikinci el olarak satma imkanım var yine de. Tabii paketinden çıkartmadan. Paketinden çıkartmadan satabilirim. Gerçi tişört paketli gelmiyor ama yani sonuçta kullanamamış olduğu belli olarak Acaba kaç kişi geri geri gönderdi? Değil mi öyle şeyler? O zaman bu videomuzu da böyle bitirmiş olduk. Yok başarılı. Bence de ya ben senin kamera arkasında olmanı sevdim. Böyle kovuyormuş. Ben de sevdim çünkü pijamalarımla oturuyorum diyeceğim de sen de pijamalarımla oturuyorsun. Ben de oturuyorum neyse ki. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.